Evet değerli arkadaşlar, yan dişler ve ön dişler, bayramı da geride bıraktık. Daha dün diyorduk ki bayram gelecek. Evet, şimdi ise bayramı geride bıraktık. Bu kaçıncı ders oldu? 13 mü? Oluyor. Evet. 13. 13. ders. Arkadaşlar geldik 13. dersimizde EBOB, EKOK sorularına. Arkadaşlar diyor ki bir caddenin bir tarafına 25 metre aralıklarla diğer tarafına 40 metre aralıklarla ağaç dikeceğiz. Manyak mıyız biz? Değiliz. Ama sabah sabah ağaç dikesimiz geldi. Arkadaşlar, ağaçlar caddenin bir ucundan başlanarak aynı hizada olacak şekilde dikileceğine göre en az kaç metre sonra tekrar aynı hizada ağaç olur? Evet. Hemen yapalım efendim, gönderelim. Yani Bunların 25 ve 40'ın neyini istiyor bizden? katlarını. Katlarını, yani ekokunu istiyor. Ne olur 25 ve 40'ın katları en küçük? Hocam bir saniye bekler misin? Tabii tabii bekliyorum. Hadi. Evet. Sezai, Serpil, Hayal, Deniz, Zehra. O Zehra değil. Muhammed Aktan, Yusuf Tuğra, Ensar. Duru hasta olmuş. Geçmiş olsun Duru. Evet. Hocam attım. Arkadaşlar 200 mü? Evet. Ne Hocam 57 80 olmuyor mu? 200 arkadaşlar. Niye? 200 25 hocam. ve 40'ın ekokunu alırsak 200 metre. Peki arkadaşlar ben deseydim ki 1000 metrelik bir mesafede ne olacaktı o zaman? Kaç kez yan yana geleceklerdi 1000 metrede? 5 Evet. Böyle sorular 5 diyecek. Bunların nelerini göreceğiz nelerini? Bakın bu da bir başka soru tarzı. Bir depoda yüksekliği 25 santim ve 20 santim olan koliler üst üste konularak aynı yükseklikte ikisine elde edilmiş. Birinde 25'leri koydunuz, birinde 20'leri. Kolilerin yüksekliği 1,5 metreden fazla olduğuna göre en az kaçar metre olabilir bu yükseklikler? Hadi bakalım. Bu kez de 20 ve 25'in katlarını bulacağız. Ama kaçtan büyük olanı alacağız? 1,5 metre, yani 1,5 metre. 150'den büyük olanlarını alacağız. Evet efendim. Esen Büşra'dan bir cevap geldi. Yağız'dan bir cevap geldi. Hocam bir saniye bekler misin? Tamam. Ben gelenleri Şöyle. söyleyeyim. Evet efendim. Mahmut Eren. Aferin Mahmut. Kerem dikkat et. 180-25'e bölünüyor mu Kerem? Meryem aferin. Tuana dikkat et. Merve evet. Ha, arkadaşlar dikkat edin. Metre sormuş. Yağmur dikkat. Yağmur. Arkadaşlar metre sormuş. 20 ve 25'in ortak katını alıyorum. Yaren. Yaren de açılamadı. Yoksa çoktan gönderirdim. Evet. Arkadaşlar 2'ye böldüm. 10. 25, 2'ye böldüm 5, 25, 5'e böldüm 5, 1, 5'e böldüm 1, 1. Arkadaşlar 4, 25. Neymiş ortak katı? Yağmur. 100 Yüz. metre. 100'de buluşuyorlar. Fakat soru bize hep böyle gelecek arkadaşlar. Bir kısıtlama olacak illa. Bir kısıtlama olacak. Buna dikkat edelim. Buradaki kısıtlamamız Yağız 1,5 metre, yani 150 santim değil mi Esra? O zaman ben 100 değil bir katını alayım. Bir sonraki katı 200 olur. Demek ki en az 200 metre, ya 200 santimetre, ama metre sorduğu için cevabın ne olacak? 2 metre. Burası 2 metre olsaydı, 2 metreden fazla deseydi 200 değil de 300 alırdım. O zaman 3 metre olur. Anlaştık mı efendim? Hocam ben santim yazmışım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ama dikkat edin, hani denemelerde falan böyle ayak oyunları yapar da dikkat ölçerler. 40 değil mi? Hocam ben anlayamadım. Tekrar anlatıyorum.
Bunları biz 25'leri üst üste koyacağız, 20'leri de üst üste koyacağız. Sanki Öyle bir yükseklik yapacağız ki, melek sesi kapatalım. Öyle bir yükseklik olacak ki hem 25'in katı olacak hem de 20'nin katı olacak. Hangi yükseklik olur bu? 20 ve 25'in ekokunu aldım. Ekokta bir sıkıntı var mı? 100. Bir yok. problemimiz var mı? Yok. Peki. Ama diyor ki 150'den fazla olacak. E 150'den fazla bunu katlıyorum. 2 katı 200. 200 de tam bölüm. Tamam. Böyle sınırlamalar getirecekler bize hep. Evet. Şimdi buraya dikkat. Bu da değişik bir soru tarzı değerli arkadaşlar. Bir kasa fındığın yarısı. Dikkat. Ne kadarı? Yarısı. Hep yarısı. Gıcıklık olacağı için hep bu yarısı gelecek. 30 kişilik bir sınıftaki öğrencilere eşit olarak paylaştırılıyor. Demek ki benim fındığımın yarısı kaça tam bölünecek? 30'a. 30 kişiye bölünecek. Diğer yarısı ise 36 kişilik sınıftaki öğrencilere. Demek ki diğer yarısı da kaça bölünebilecek yine? 36. 36. Aslında bu nedir? Benim fındığım. Hem 30'a bölünecek hem de kaça bölünebilecek? 36 36. bölünecek. Arkadaşlar, Bir buna saniye. göre kasadaki fındık sayısı en az kaç olabilir? Çubuk sayısı. Hayır, öyle değil. Üstünü kapat. Evet. Haydi Esra. Azra, Abdullah Aras, Ali, Kerem, lütfen ekranlarımızı ayarlayalım. Lütfen. Bak Ali Ara bile ayarladı ya. Evet. Tamam Kartal. Haydi Taha. Kaç buldunuz? Hocam bir saniye. Arkadaşlar, Meryem, Ada, dikkat, Erdem, dikkat. Siz yarısıyla işlem yaptınız. Amcaoğlu sizden neyi istiyor? Tamamını istiyor, tamam Tamam mı? mı? Dikkat. Haydi Azra. Aferin Tuana, aferin. Oldu işte bu ya, işte bu. İşte bu. Evet arkadaşlar, 30 ve 36'nın ekokunu kaç bulduk? 100. 80, 80, 80. 36 ile çarparsak, bunu da 5 ile çarparsak 180 oluyorlar. Doğru mu efendim? Ben Evet. ekokunu alıp 180 bulamıyorum. Bana yardımcı olun diyen var mı? Yok. Yani yoksa oraya tekrar döneceğim de o yüzden. Arkadaşlar 180 bulduk ama bir yarısı 180. E diğer yarısı da 180 olursa kasadaki fındık kaç olur? 360, 360. Niye burada yarısına dikkat çektiğimi anladınız mı? Evet. Şimdi şunu diyebilirler bazen. Ya hocam niye paylaşıyoruz? Fındıkları ben severim. Mideye indiririm yani. Paylaştırmasak olabilir. Bence de. Klasik bir soru. Her 24 dakikada bir gidiyor. Her 15 dakikada bir gidiyor. 9:20 geçe Üsküdar'dan kalkmışlar arkadaşlar. İlk kez saat kaçta birlikte hareket ederler? Evet. İşi gücü bıraktık. Otobüs şoförlerine yardımcı oluyoruz. Bu biraz zor. Metro geliştikçe artık bunlar da tarih olmaya başlıyor, değil mi? Biraz zor. Yavaş Evet hocam. Öpme. Şey otobüs gördüm, bayram da geldi. Bu soruyu çözelim, size bir otobüs anımı anlatayım. Sesleri kapatın. demiştiniz. Derse yalnız siz girin. Başkaları. Evet. 24 ile 15'in ortak katı kaç? 120. 120. 120 dakika kaç saat eder? 2. 2 2 yani saat. 2 saat sonra bunlar ne yapar? 11. 11.20. 11. 11.20'de giderler. Bir sonrakini kaçta giderler? 1'i 20 geçme. 13.20. 7.20 geçmiş. 13.20. Aferin, gayet güzel. 7. Şimdi arkadaşlar, yıl 1900 çift sıfır. Ben daha ilkokul kaça gidiyorum? 2'ye falan gidiyorumdur herhalde. Bayramlarda biliyorsunuz otobüsler bedava oluyor. Biliyor musunuz? Hı. Sadece Evet. İstanbul'da mı oluyor? Diğer şehirlerde de oluyor mu?
Olur Olur. hocam, bizde de olur. Ama arkadaşlar Hocam şöyle düşünün, yıl 1900 çift sıfırda, yani ben daha ikiye giderken bu kadar kişilerin arabası da yok. Bayramda düşünsene, tatil, her şey beleş, otobüs. Yani insanlar nereye gidecekse gidiyor. Arkadaşlar ben de 2-3 yaş büyük bir abim var. Onunla beraber abim dedi ki nasıl otobüsler bedava? Gel lazım. sen de dedi Kapitol'e gidelim. Kapitol bilen var mı? Altunzade'nin. Hocam ben hiç yok gitmedim. Kapitol'e gidelim dedi. Gezelim. Ya ben 2'ye gidiyorum, o 5'e gidiyor. Düşün, iki çocuk. Neyse arkadaşlar, biz böyle şey zannediyoruz. Otobüsler rahat, nasıl olsa bedava, bineceğiz, rahat rahat gideceğiz zannediyoruz. Yola çıktık. Biz oradaki otobüsün ilk durağı olduğumuz için bindik. Otobüsü bir gördük, konserve kutusu gibi. Biz oturduk ama ikimiz bir koltuğa oturduk. Arkadaşlar insanlar böyle. Yani hareket etmek mümkün değil. Neyse dedik. Arkadaşlar Kadıköy'e indik. Kadıköy'den otobüse bineceğiz. Altunzade'ye çıkacağız. Ben bilmiyorum, abim de yarım yamalak biliyor herhalde. Arkadaşlar otobüse binemedik. Böyle çünkü gelen otobüs tıklım tıklım, gelen otobüs tıklım tıklım. Yani binemedik. Abim dedi ki gel. Hocam bu bayram boşalmış İstanbul. Ya işte şimdi boşalıyor. O zaman millet tatil matil yok. Neyse arkadaşlar, abim dedi ki gel sen de yürüyelim. Sayfayı Ben çekin. yürümem. Ondan sonra dedi ki ben de yürüyemem, bilmiyorum falan. Tamam dedim, neyse zar zor bir otobüse böyle sıkıştık. Ön cama böyle yapıştık, çocuğuz böyle gidiyoruz. Kapitol'e kadar gittik. Kapitol'de gezdik mezdik, işte ne yaptık hatırlamıyorum. Sonra döneceğiz. Arkadaşlar bu sefer dönüşte en son duraktan binmediğimiz için bütün otobüsler tıklım tıklım durmuyor. Yarım saat geçti durmuyor, 40 dakika geçti durmuyor, bir saat geçti durmuyor. Abim dedi ki gel dedi, zaten dedi Kadıköy yakın, yürüyelim dedim. Abi dedim sen hiç Kadıköy'e gittin mi daha önce? Yok. Nasıl yakın olduğunu biliyorsun. Öyle. Arkadaşlar başladık yürümeye. Çocuğuz daha düşün. Bir köşe dönüyoruz. Abi diyor ki geldik mi? Diyor ki şu köşeyi de dönelim geldik. Şu köşeyi de dönelim geldik. Her dakika her köşede soruyorum. Küçüğüm yani arkadaşlar, yoruluyorum. Arkadaşlar beni 5 kilometre yürüttü ya Altunzade'den Kadıköy'e. O köşeyi döne döne, döne döne, döne döne. Ondan sonra bende fobi oluştu. Bayramda tatil olunca ben hiçbir zaman otobüse falan binmem. Çünkü biliyorum böyle yani, böyle binilmez. Arkadaşlar evet. Çok ilginç. O yüzden bayramlarda öyle otobüslere dikkat. Şimdi arkadaşlar Ali ve Emre var. Düz bir yolda. Yol düz olması çok önemli. Buraya dikkat. Şaka yapıyorum. A ve B noktasına doğru bisiklet sürüyorlar. Niye nokta belirtiyorlar onu da bilmiyorum ama bisiklet kullanırken oluyor değil mi? Hadi şuraya kadar bir kapışalım. Mountain'e. Oluyor ya. Ali'nin bisikletinin tekeri 180 santim atıyor bir turda. Emre'nin bisikletinin tekeri bir turda 150 atıyor. A ile B noktası arası 30 metreden fazla ise en az kaç metre olabilir? Hadi bakalım. Şimdi bu tür sorularda ne yapıyoruz? Neyin ekokunu alacaksınız? 15, 180 ve 150. 15, 100. 180 ve 150. 150 ile 115 de 180 150. 15 değil, 15 yok. 180 ile 18'in, 150. evet, 180 ile 150'nin ekokunu alacaksınız. Metreye Tamam. dönüştürebiliriz ama. Bugün full matematik. Hocam kaç ders yapacağız? 3. Evet, bugün full matematik. Böyle sorular gelecek. Tekrar cümlemi kuruyorum. Beni iyi dinleyin. Neyin ekokunu alacağız? Çünkü ileride sorular karışacak. Orada bu soruyu soracaksın Ali. Diyeceksin ki Yağız, neyin ebobunu alacağım? Neyin ekokunu alacağım? Merve, bu önemli. Evet. Melek, Evet. ama kardeşin derse katılırsa sen dersi dinleyemezsin. Ona müsaade edin. Olur mu? Sen dikkatini buraya veremezsin. Senle biraz daha büyü, öyle ders yapalım, tamam mı? Yakışıklı. Evet. Kaç buldunuz 150 ile 180'in ekokunu? Ben bir dakika. 900 değil mi? 900. 900, yani 900 Değil mi? metre, doğru mu? 39 Evet. metre.
Peki dikkat Tuna, acele etme. Arkadaşlar 9 metrenin katları düşünelim. 9 metre, 18 metre. Sonra 27. 27 metre. Ve sonra kaç metre? 36. 36. 36. Demek ki en az 36 metre olursa B noktasına birlikte ne yaparlar? Varmış olurlar. Tamam mıyız? İkisi de tamamlar bu yolu. Kaptık mı mantığı? Evet. Peki. Ekin, tamam mıyız? Hocam bir daha anlatır mısın? Bir daha anlatıyorum. Arkadaşlar birisi 150, birisi 180. Bunların ek okunu aldınız. Ek okları 900 çıkar. 900 santimdir. Bunu metreye çevirirsen Yaren 9 metre olur. Yağmur. Ebrar 9 metrenin katlarını düşüneceğim. 9 metreye denk gelirler. 18 metreye de tam tur atarlar. 27'de de atarlar. Sonraki katı 36. Niye 36'yı seçtik? Çünkü bize neyle sınırladı? 30 metreden 30'dan fazla. fazla olmayla sınırladı. Tamam mı efendim? O değil mi? Peki. Haydi Zeynep Serdan. Evet, şimdi geldik. Böyle fasulyenin faydalarına da LGS ne soruyor babacığım burada? Dikkat. Bu soruda birazcık beyniniz yanabilir Alara. Beyniniz yanmasın. Anlatacağım. Bu artık klasik hale geldi. Hani size demiştim ya. LGS her yıl bir soru tarzı umutlar. Bu soru tarzı kitaplara girer. Bu soru da öyle bir soru. Daha önce sorulmadan önce soru kitaplarında yoktu. Şimdi bütün soru kitaplarında var. Dikkat. Soruyu beraber inceliyoruz. Burada aslında iki soruyu birleştirmişler. İyi bak Ada. Ada burada mısın? Zeynep parasının yarısı ile. Bak yine ne kattı işin içine? Yarısı. Paketi 30 lira olan A marka. Ne varmış elimizde? A marka 30 liralık bir kedi maması. Değil mi? Diğer yarısı ile paketi 50 lira olan B marka kedi mamalarından alıyor. Buraya kadar sorun var mı anlamayla ilgili Gülfem? Yok. Gayet basit. Kedi maması var. 30. Kedi maması var 50. Bu paketlerden markası aynı olan. Bak. Şunu sorsaydım herkes yapardı değil mi? Arkadaşlar kaçar paket alsa ikisinde parası eşit olur desem herkes yapar mıydı? 30'la 50'nin birini alırdınız. Ek okunu alırdınız değil mi? Ne? Bitti. Hadi onu bir Evet. çözelim. 30'la 50 kaçar paket alır? 30'dan kaç paket alır arkadaşlar? 5. 5. 5. Peki bundan kaç Yok. paket alır arkadaşlar? 3. 150. Şimdi soru bu olsaydı benim için Nasıl buluyor? arkadaşlar Nerede şey buldu? direkt çok ses geliyor. Lütfen. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor. O 5 ile 3'ü nasıl buluyor? Çarptığımda 30 ile 5'i çarp 150, 50 ile 3'ü çarp 150. Nelere eşitledik çünkü? Paraları. Burada neye dikkat edeceğiz dedik? Neyi eşitleyeceğiz? Eşitlemek istediğimiz ne? Buna dikkat edin. Biz paraları eşitlemek istiyoruz. Okey? Şimdi bu bir soruydu. Bunu herkes yapar mıydı Kaan? Yapardı. O yüzden LGS böyle soruyor mu hayat? Hayır. Maalesef. Şimdi işi karıştırıyoruz. Hazır mıyız? Evet, Kayra geliyor. Diyor ki bu Zeynep rahat durmayacak belli. Zeynepler biliyorsunuz biraz böyle zeki oldukları için rahat durmayabiliyorlar arkadaşlar. Bu paketlerden markası aynı olan 6 tanesini evde beslediği kedileri için ayırdıktan sonra bir hayvan barınağına veriyor. Ne yapacakmış? Markası aynı olan 6 taneyi eve ayıracak. Sonra ne yapacak? Zeynep'in hayvan barınağına verdiği A marka, B marka mamaların paketlerinin sayılar eşit olduğuna göre. Neylere eşitledi? Paketlere eşitledi. Yani şöyle düşünelim. X paket verdi. Buradan da X paket verdi. Ama dikkat. Birinden X artı 6 tane olmalı ki
Bu 6 taneyi eve bırakmalı, bunları da barınağa vermeli. Mantığı anladınız mı şimdi? Evet. Tamam mıyız? Dikkat. Diyor ki barınağa x x verdi ama bir tanesinden 6 tane fazla vardı. Bunu eve verdi. Tamam mıyız? Eve götürdüm. Okey. Hocam bir kere daha anlatabilir misiniz? Anlatıyorum. Zeynep var. Hocam ben... Bizde de Zeynep var. Zeynep Serra var. Zeynep Biltekin var. Bir sürü Zeynep bizde de var arkadaşlar. Ondan sonra Meryem. Bu Zeyneplerden birisi, burada Zeynep olması önemli değil. Bu Ali de olabilir. Arkadaşlar, 6 tane eve bırakıyor fazla kedi maması ve buna rağmen barınağa ikisinden de aynı sayıda bırakıyor. Demek ki değerli arkadaşlar, birinden 6 paket daha fazla vardı, atıyorum. Birinden 11 paket vardı, birinden 5 paket vardı. 11'den 6 çıktım, 5 pakete 5 paket kaldı. Bunları da barınağa verdi. Mantığı anladık mı? Tamam. Peki sizce mantık olarak parasının yarısı diyor. Demek ki paraları eşitleyeceğim. Hangisinden fazla almış olabilir paket olarak? Ucuz olandan değil mi? Evet hocam. Evet. Arkadaşlar dikkat. Biraz önce bundan 5 tane aldığında bundan 3 tane mi alıyordu? Evet. Peki böyle olsaydı eve kaç tane mama bırakabilirdi? İki. 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 Bak yakaladın mı mantığı? 5'e 3 aldığında 2 bırakıyordu. Peki o zaman 15'e 9 alırsa kaç tane bırakabilir? 6. 6. Soru çözüldü. Mantığı anladınız mı? Evet hocam bu sefer. Güzel şey, mantık. Hocam beni sürekli dersten atıyor da ben hiç dinleyemedim. Tekrar ediyorum. 6 taneyi eve bıraktığında aynı sayıda paket verecek. Biz biraz önce ne dedik? Parasının yarısı dediği için paralar eşit olacak. 5'e 3 alsa 150 liraya ne yapar? 5'e 3 alır. 150 liralık A'dan alır. 150 liralık B'den alır. Doğru mu? Böyle olduğunda eve kaç paket bırakıyor Beray? 2 paket bırakıyor Hayal. Ama ne diyor Erdem? 6 paket bıraksın. Ben bunu o zaman 3'e katlarım. 15 paket bundan alır. 9 paket de bundan alır. Şimdi paralara bakalım. Alara, paralar eşit oldu mu? Gelsin paralar Zehra. 15 çarpı 30 ne yapar? 4500. 450. Buradan ne yapacağım? Ne? 450. Bakın paraların yarısı eşit oldu mu? Oldu. Birinden 15 paket, diğerinden 9 paket aldık mı? Aldık. Eve kaç paket bırakabilirim? 6 paketi bırakır Meryem. O zaman ne kalır? Ekin 9'a 9 kalır. Demek ki Zeynep mamalar için ne kadar harcamıştır? Mesela bu soruyu mantıren ben gıcıklık yapmak isteseydim A şıkkına ne koyardım? 450. Öğrencilerin birçoğu da bunu atlar mıydı? Atlardı. Ama dikkat, ne diyor? Zeynep mamalar için toplam kaç lira vermiştir cevabımız? 900. O yüzden LGS'nin çoğu okuduğunu anlamadır. Kafanda canlandırmadır. Okuduğunu anlayıp günlük hayatla canlandıracaksın arkadaşım. Oldu mu? Bakın LGS bunu sordu. Sınavda çıktı. Şimdi daha bu tarz bir soru gelse yapar mısın? Evet. İyi, hadi bakalım. Göreceğiz çünkü gelecek. Evet hadi bu hızlı bir şekilde bunu bulun. Eko kalırken ne yapıyorduk? Ortaklığa bakıyor muyduk? Hayır. Ortak olmasına bakmayacağız. Üssü büyük olanı mı alıyoruz, küçük olanı mı alıyoruz? Büyük. Büyük. Peki 2 üzeri 3 mü? 2 üzeri 3. 2 üzeri 3. 2 üzeri 3. 3 mü? 3 üzeri 2 mi? 3 üzeri 3. 3 üzeri 2. 5 mi? 5 üzeri 2 mi? 5 üzeri 2. 5 üzeri 2. Ne olur? 1008. Tamam mı arkadaşlar? Evet. 1800.
Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Efendim? Hocam ekranı kapatabilir miyim? Çok donuyor. Tamam olur sana o konuda izin. Hocam bu pazar günü sınav ne zaman? Saat kaçta olacak? Canlı olmayacak. Ben size PDF atacağım. Siz sisteme gireceksiniz. Dijitemi işleyeceğiz. Tamam? Hocam bir de bir Aynı şey önceki sınav gibi. söyleyeyim. Heh, efendim? Hocam şimdi ben yazlıkta olduğum için şeyleri çözüp size atsam. Sisteme internetin var ya sisteme gir bana atma çıktı almak zorunda değilsiniz çıktı alamayanlar. Telefondan giriliyor mu hocam? Hocam hangi sistem? Ben herkese açacağım. Velilerinize bilgi vereceğim. Dijide. Tamam hocam. Evet. Hocam siz bir de sınava attınız diye şimdi aramızda bugün bir yerdeyiz. Orada kırtasiye var. Oradan çıkarsak olur mu? Yani çıktı alabilirsiniz. Olur. Dijitalden de yapabilirsiniz. İmkanınız yoksa bilgisayardan, tabletten bakarak da yapabilirsiniz. Evet, bu soruyu da çözelim, araya gidelim. Bir okuldaki öğrenciler, vallahi değişik öğrenci bunlar, çok çatlak öğrenciler. Baksana. Bir okuldaki öğrenciler 15'erli gruplara ayrıldığında 13 öğrenci artıyor. 18'erli gruplara ayrıldığında 16 öğrenci artıyor. 400 kişiden fazlaysa sınıfta işte burada kaç öğrenci var? Benzerini çözdüm. Merak ediyorum ilk kim çözecek? Böyle bir şeyle dikkatinizi çekmiştim bu fazlalıklara. Evet. Haydi bakalım. 15'erli ayırıyoruz. 13 kişi artıyor. 18'erli ayırıyoruz. 16 kişi artıyor. Allah Allah. İlginç. Hayat sen neredesin? Hayatını yaşıyorsun. Neredesin Yazlıktayım hocam. sen? Nerede yazlığınız? İzmir'de hocam. Siz zaten Evimde. yazlık gibi yerde yaşıyorsunuz. Bir de ayrıca yazlık mı var? Evet hocam. Allah hayata hayat güzel diyorum da ben boşa demiyorum bak. Arkadaşlar zaten tam olarak yaşadığınız yer nereydi? Normalde. Hocam biz Menderes Yeniköy'de Bak yaşıyoruz. Menderes Yeniköy'de yaşıyorlar ve Hocam yazdığımız da Yeniköy'de. yazdınız da Yeniköy'de. Ya Allah Allah olaya bak ya. Biz de burada böyle sıcakta işte uğraşıyoruz. Evet. Acaba kim bulacak? İlk bulana tadı vereyim mi? Hadi vereyim ya. Evet hocam. Hadi verelim. Tamam, doğru mu? Bilmiyorum ben de çözmedim. Şimdi mantık olarak önce ne yapmamız lazım? Bir kere 400'den fazla diyor arkadaşlar. Attığınız sayının 400'den fazla olmasa da. Güzel. Arkadaşlar 13 ile 16'nın neyini alacaksınız? Kokunu. Aldınız kaç çıktı? Ben niye 13 Ben de ya? Arkadaşlar aralarında asal Niye olduğu için direkt ne yapacaksınız bu sayıları? Çarpacaksınız değil mi? yapacağız? Aralarında asallar. Kaç çıkıyor? 260. Kaç? 60. 260. 260 mı çıkıyor? Çarptınız mı? Evet. Bir hocam. 208. 208 hocam. 208 çıktı. Ala ara 208 diyor. Evet hocam Arkadaşlar 208 çıkıyor. ama 208 öğrenci hocam. sayısı 400'den fazla. O zaman 208'in iki katını alırsanız 400 400. 16. 10 da 16 pardon. Ama arkadaşlar dikkat edin. 416 kişi olsaydı hem 13'lü hem de 16'lı gruplara sorunsuzca ne yaparlardı? Ayırırlardı. Ama Verirdik. biz de ne Ama burada yaptık? fazla artıyor. Fazla. Aslında burada bir fazlalık yok. Ne var? Hocam ikisinde de iki tane Evet az. hocam. Yani İki tane eksiklik var. O zaman cevabımız ne olur? 414 mu hocam? Ah ah ah. Bir daha bir bu 400 mü? arada arkadaşlar on ha, bu ne yapmış? Bu farklı yoldan yapmış. Tamam. Hocam farklı. Öyle de yapabilir. Sorun yok. Sorun yok. Ama siz 13 ile 16'yı doğru çarptınız emin misiniz? Evet hocam. 208 çıkıyor. Efendim? 208 çıkıyor hocam. Hocam ama bu zaten ekoku 15 18'i çarp 90 mı?
Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. 208, 416 olur. Bence hocam onlar yanlışlık yapmış. 416 olsaydı 13 şey ve... Ha pardon, ben niye 13 16 alıyorum ki? Özür dilerim ya. Gruplar 12. Hocam ben dedim Hocam de siz asal öyle değil ki. yapınca. 15 ile 18, özür dilerim. 15 ile 18. 15 ile 18. Ben sayıyı görünce 15 ile 18 ayırıyorum. 15 ile 18 Gerçekten. olursa ek okumuz 90. Arkadaşlar 400'den fazla dediği için 90'ın 5 katı var, 450. Ama dikkat, burada bizde fazlalıklar değil, ortak olan ne burada? Eksikler. 15 ile 13 kaç eksik var? 2. 2 2 18 ile 16 kaç eksik var? 2. 2 Burada eksik Aynı. önemli. Yani 450 eksi 2 olacak. Kaç kişi olacak? 448 448. olacak. Bakalım 448 diyen var mı? Merve 434. Eslem Büşra 448 demiş. Tadelle'yi kapmış. Sonra da Eylül demiş arkadaşlar. Burada da Yusuf Tuğra demiş. Aferin Yusuf. Evet. Değerli arkadaşlar, şöyle bir 10'u 10 geçeye kadar ara veriyoruz. 10'u 10 geçe devam ediyoruz. Bu arada kahvaltı yapacak olan Hocam varsa. 10-10 geçe mi? Evet, 10'u 10 geçeye kadar ara veriyoruz. 10'u 10 geçe kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam. Efendim? Hocam sen 10'a 50 10-10 geçiyor mi? hocam. Derse zaten 10'da 10-11 başlıyor. 10 geçe ya. 10 10 geçe. 11-10 geçe hocam. 11 10 geçe. Anladın sen onu. 11 10 geçe. Tamam. 11 10 Tamam. geçe devam ediyoruz.